Hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi bu bir ilk benim için de. Çok uzun yıllardır, çok küçüklükten beri müzikle uğraşıyorum. Ama ilk defa böyle bir profesyonel yaşamımın içerisindeki, esas bugünkü uğraşım olan eğitim, gelişim, fasilitasyon becerime, müzik kabiliyetimi veyahut ilgimi değerlendirecek şekilde bir düzene gittim. İlk defa oluyor. Sizlerle beraber paylaşıyorum. Çok mutluyum. Çok iyi hissediyorum kendimi. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Bugünkü konumuz da baktığınız gibi işte tanıtımlardan vesaireden gördüğünüz üzere iyi olmak. Well-being dedik. İngilizce adını da kullandık. İyi olmak üstüne kurulu. Şimdi normalde küçükken hatırlar mısınız? Bize derlerdi ki böyle iyi çocuk ol. İyi çocuk ol. Burada ne çağrışıyor zihinlerde acaba? Yani şu anda düşündüğünüzde ya evet bana da halam derdi iyi çocuk ol veya babaannem. Aklınıza ne geliyor? Nasıl bir duyguydu o iyi çocuk ol denmesi? Uslu ol. Etrafa düzgün git. Yani dışarıya servisini düzgün yap. İçeriğiyle alakası yok. Etrafa iyi ol. Şimdi bizim burada bahsedeceğimiz konuysa gerçekten bunun tam tersi. İnsanın kendi içerisinde, kendi dünyasında, kendi uzlaşmasında aradığı ve bulduğu iyi olma halinden bahsediyoruz. Buna subjective well-being diye tanımladılar İngilizcesinde, literatürde. Öznel iyi olma diyorlar. Yine Türkiye'de geliştirilen, tercüme edilen veya araştırmasıyla tamamlanan, yeni dilde kullanılan literatürde böyle diyorlar. Gerçekten de bizim bugünkü konumuz bununla alakalı. Ve benim şu anda içerisinde bulunduğum halde bunun bir temsilcisi aslında. Neden? Yıllarca içimde ukde olan bir konuyu bir şekilde burada hayatımın varoluşunda, gerçek varoluşunda, gerçekleri değiştirmeden, olanları kabul ederek, içinde bulunduğum şartların ne olduğunu bilip bunlarla didişmeden ama yine de varoluşumun bir parçası haline getirebilmem ve kendimi iyi hissetmem. Bütünü tanıyıp, bilip, bulduklarımı değerlendirip onun içerisinde iyi olmam. Aslında en son söyleyeceğim mesajı şu anda bu cümlemin içerisinde muhafaza ediyorum. Bil, bul, ol. Bütün olay bundan ibaret. Kendinin ne olduğunu bilmek, etrafındaki şartlar içerisinde sana uygun olanları bütünün içerisinde tanımlayıp, seçip, bulmak ve bu bütünlüğün içerisinde iyi olmaktan bahsediyoruz. Şimdi biraz bu sunum formatımızda ilerleyecek olursak, demin çaldığımız parçadan bahsetmek istiyorum öncelikle. Demin çaldığımız parçayı bilir misiniz? Melodiyi. Nedir melodimiz? Moliendo Cafe. Ancak bunu tabii futbolla ilgisi olan beyler daha farklı olarak da tanıyor olabilirler burada veya hanımlar da. Dale Loca falan diye de geçiyor. Bir tezahürat melodisi oldu bu. Tribünler saatlerce bunu ra 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 diye söylüyorlar. Hiç kesintisiz. Şimdi o kadar ilginç bir öykü var ki burada. Buradan değişik bir noktadan bir kendimize bir çıkarım yapma fırsatımız olduğu için bilhassa bu şarkıyı seçtim. Kolay çalındığı için değil yani ama kolay da çalınıyor bu arada. Herhangi bir şekilde nefesli saz falan çalmaya hevesi olan varsa çok çabuk öğrenebilir. Parçamızın öyküsü 50'li yılların sonlarında, 60'lı yıllarda Güney Amerika'da bir aşk acısı çeken, bayağı da aşkından ızdırap içerisinde olan bir kişinin haykırışını anlatıyor aslında. Sözler tamamen buna ait. Yani hüzün, ızdırap, aşkına kavuşamama, belli bir sıkıntı içerisinde olma, bunları anlatıyor şarkı. Fakat melodiye bakacak olursanız hiç bunlarla alakası yok. Fıkır fıkır. İnsanı yerinden kaldırıp dans ettirecek, hareket ettirecek, çok keyifli bir melodi. Şimdi bu nasıl tezat demeyin. Aslında bu hayatın içerisindeki sıklıkla yaşadığımız bir olay. Hiçbir şey o kadar full sıfırdan planlanmış gelişmiyor. Bazı şeylerde tesadüflerin, fırsatların, değerlendirilenlerin, kaçırılanların payı da var. Ama ortaya sonuçlar çıkıyor yine de.
Ve bu şarkı da öyle oluşmuş bir şarkı. Bir söz oluşmuş, bir melodi birleşmiş, çok tutan, çok beğenilen, defalarca yorumlanmış bir şarkı çıkmış ortaya. Peki sonra ne olmuş? Biz ona bakalım. Daha sonrasında bu şarkının sözleri ikinci plana düşmüş. Bu şarkının çok fazla sayıda enstrümantal versiyonu yapılmış. Fazlasıyla bu şarkıyı sinyal müziği olarak reklamlarda dinlemişiz. Şimdi adı lazım değil, hala televizyonda reklamlarda kullanılıyor. Bir dikkat ederseniz muhakkak yakalarsınız. Erkeklerle ilgili üründe kullanılıyor. Neticede bu şarkının müziği öne çıkmış. Sözleri geride kalmış hayatın içerisinde, ilerleyen yıllarda. İşte yaşamda bizim de ortaya koyduğumuz vasıflar var. Bu vasıflarımız bir paket olarak ortaya koyduğumuz, tıpkı bir şarkıda olduğu gibi, bütünsel bir şey. Söz ve müzik olarak varız. Ancak bazen müziğimiz daha güçlü olabiliyor. İşte bize düşen normalde iyi olmakla ilgili birinci adım, bu kendimizin öne çıkan, güçlü olan, baskın olan tarafını bulup onunla yola devam etmek. Paket yine bir bütün. Ama zaman zaman ortaya çıkartacağımız, vurgulayacağımız tarafa dair keskin bazı tespitlerde, teşhislerde bulunmamız gerekiyor. Benim bu şarkıdan çıkarttığım kendime ders budur. Hayatta güçlü olduğun yönlerini ortaya atabil. Çünkü hayatta bütün modumuz, o iyi miyiz, değil miyiz, hani bize sorarlar nasılsın? İyi falan mesela. İyi değilsin o anda çünkü. İdare ediyorsun. Gerçekten de biz çok dürüst bir milletiz ve kızarız birbirimize normalde. Deriz ki ya niye öyle ehmeh diyor bizim millet, bak çok iyiyim falan desene. Ama dürüstlük önemli burada. Adam henüz bulamamış o oryantasyonda o güçlü yönünü falan ortaya koyamamış. Kendine tam adını koyamamış içinde bulunduğu durumunda, o yüzden işte diyor. Emin olun gerçekten iyi olanın gözünden o ışık çıkar. Yani biz burada şu var tabii ki yani... Hani iyiyim de iyi olasın, evrene mesaj gönder falan filan. Bunlar tamam, bunlarla ilgili bir sorunum yok. Temennilerin, modun, telkininin işe yaradığına ben de inanıyorum. Fakat gerçekten iyi olmadan da iyiyim denemiyor. Gerçekten iyi olmak için de bazı adımları takip etmek gerekiyor, başından beri söylediğimiz gibi. Neydi birinci adımımız? Güçlü olduğun yanları, yönleri keşfet ve güçlü yönlerine odaklanmayı bil. Ed Diener, bu bizim demin bahsettiğimiz öznel varoluş, iyi oluşla ilgili araştırmaları yapan, vurgulayan kişi bu konuda iki boyut tanımlıyor. Bir tanesi duygusal taraf, bir tane de fiziksel olarak hayatın içerisindeki faaliyetlerimizde, performansımızda iyi olma hali. Duygusal iyi oluş, kendimle baş başa kaldığımda kafamın içindeki seslerle barışık olmam. Biz bunlara iç sesler diyoruz, işte koçlukta, literatürde geçiyor, bilimim bu şekillerde ifade ediliyor. Ama o iç seslerle benim aramda bütünselliğin olması, fazla bir kavga dövüş çıkmaması, onların benim hayatımda sabotör fonksiyonuna girmemeleri birinci kritik unsur. İkincisinde faaliyetler yaparken etrafımdaki ekosistemde bulunduğum çevrede bir huzur bulmamdan bahsediyoruz. Ve bu, bütün bunların birleşkesinde ben o öznel iyi oluşu yakalıyorum. Burada kişinin total yaşamına ilişkin hem duygularının hem etrafından algıladıklarının bütünsel olarak onun iyiliğine fon vermesi, arkasını desteklemesi gerçeği yatıyor. Bununla ilgili odak her zaman için güçlü yönlerin ön planda olmasıdır diyoruz. Ve Human Group olarak, HG Danışmanlık olarak Türkiye'de çalışmalarımı sürdürürken de benim özellikle bu felsefeden yola çıkarak bir şeyleri referans alıp bir şeyleri günlük hayatta pratik olarak yapmanın yolu nedir diye kendi kendime soru sorduğum anlar oldu. Burada elimizdeki malzemeden yararlanmayı bilmemiz gerektiğini keşfettim. Elimizdeki malzemeler çeşitli olabilir. Bizim elimizdeki malzeme ise Peter Drucker'ın öğretileri. Biz bundan çok yararlanıyoruz. Çünkü Peter Drucker bir yönetim bilimi uzmanı olarak, modern yönetimin babası olarak öyle adlandırılıyor tüm dünyada. Çok temel bazı uygulamaları en baştan profesyonellere önermiş.
Zaten bunları yazılı hale getiren ilk çalışan kişilerden biri. Ta 50'li yıllarda bu çalışmaları yapıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında endüstrinin artık özel sektör olarak çalışmasına dair adımların atıldığı yıllarda bazı prensipler ortaya atıyor. Bu prensiplerin içerisinde muhakkak kişilerin, profesyonellerin güçlü yanlarıyla hareket etmeleri var. Güçlü yanlarınızı ön plana çıkartın, bunları tanıyın, tanımlayın. Ve burada da açıkçası kişinin kendisine ev ödevini veriyor. Biz burada biraz daha öznellikten bahsettiğimiz için ben de bu noktada onun tavsiye ettiği bir uygulamayı öne çıkartacağım, altını çizeceğim. Uygulamamız şu, hayatta kendi geri bildirimlerini not et. Kişisel geri bildirimini kendin için not etmesini becer. Bunu sağla. Yaşamının bir parçası haline getir bunu. Bunda da çok eskiden beri bizlere öğretilen, evlerde gördüğümüz, çevremizde örnek aldığımız kişilerde belki rastladığımız günlük tutma olayı var. Yani insanların kaptanın seyir defterini tutması kendisi için, Kaptan Kirk gibi uzay yolundaki, hayatının bir parçası olmalı. Yazmadığımız hiçbir şey bizim kayıtlarımıza kolaylıkla geçmiyor. Şunu düşünmemiz lazım. Yani hepimizin bilgisayarı var, kullanıyoruz, laptoplar, notebooklar vesaire. Bunların sonsuz kapasitesi yok hafıza olarak. Yanında taşınabilir disk taşıyoruz. İşte memory stickler taşıyoruz, USB'ler, şunlar bunlar. Bunların içerisinde de ayrıca bazı bilgiler oluyor. Bunları ana bilgisayarla ilişkilendiriyoruz zaman zaman. Kendimize bu muameleyi yapmayı çok görmememiz gerekiyor. O kadar da beynin hafızasına çok güvenmemek gerekiyor. Mütemadiyen yanımızda bir takım bilgileri taşıyıp onları o andaki işlemimizle ilişkilendirmemizde fayda var. İşte o nedenle not tutmak, kayıt tutmak çok kritik bir disiplin, bir alışkanlık. Yıllar evvel işte televizyonda büyük yöneticilerden Muhtar Kent'le bir görüşme yapılıyordu, bir röportaj yapılıyordu. Gömleğinin cebinden şak diye küçük defterini çıkarttı. Yani hayatımı bununla idame ettiriyorum dedi. Her şeyimi burada yapıyorum dedi. Sonra bunları düzenliyorum, çeşitli kategorilere sokuyorum vesaire. Yani sonuç olarak geri bildirim, kendine verilen geri bildirim güçlü yönünü keşfetmek için bir yoldur. Kendine geri bildirim vermek dediğimizde bu standart bizim eğitimlerde birbirimize geri bildirim verelim, sana bir geri bildirim vereceğim falan gibi değil. Kendi yaşadıklarımı kayıt altına almak. Burada kelime çok benziyor birbirine. Muhakkak içeriğinde de bir niteliksel benzerlik var. Ancak işlev olarak, yapılacak işlem olarak bu daha bir arşiv çalışması gibi, bir dokümantasyon çalışması gibi yürütülen bir şey. O çalışmayı kendimize sunmamız gerekiyor. Peter Drucker'ın bir diğer önerdiği olay da insanların iyi olabilmesi için stresle de alakası var bunun tabii ki. Ömürü, yaşamı bir zaman bütünlüğü olarak gör ve burada profesyonel zaman yönetimi yapabil hayatında diyor. Yaşamını, ömrünü zaman paketin olarak gör ve burada muhakkak yapılacaklar ve yapılmayacakları ayrı ayrı yaz. Yine burada kayıt tutmak ve yazma disiplini giriyor işin içerisine. Sonuç olarak çok analitik bir kişiden bahsediyoruz bu arada. Yani İngilizce'de foolproof denen, kim yapsa bir pozitif bir netice alabilir tipi yöntemler öneriyor. Hiçbir zaman için dahinin yapacağı virtüöz yöntemleri önermiyor. Belli başlı disiplinler, bu disiplinleri kim yaparsa ortalamada bir sonuç alacaktır tipi metotlar öneriyor. Almansal geçmişiyle de muhtemelen alakası var. Yani kıta Avrupa'sından olmasıyla da ilgisi var. Ama sonuçta yapacağımız çalışmalardan bir tanesi muhakkak ne kapsam içidir ne kapsam dışıdır. Servis seviyesi anlaşmalarında olduğu gibi. Yani servis seviyesi anlaşması yaptığımız zaman da dış kaynak kullanımında muhakkak önümüzdeki kontratta diyoruz ki bana gelsin masamda da hizmet versin falan. Adam diyor ki kapsam dışıdır. Kusura bakmayın kapsam içi olması için 150 euro daha ödeyeceksiniz saat başına. Bu olayı bu yatırımcı gözüyle veyahut ürün gözüyle hayattaki kaynaklarımıza bakmayı, zamanımıza, ömrümüze bakmayı alışkanlık haline getirelim. İyi olmak için, iyi olmanın temellini iyi atabilmek için. İnsanların ihtiyaçlarını kategorize ettiğinde akademisyenler, bu da onlardan bir tanesi, bir sürüsü var. İnsanların var olma, aidiyet ve gelişme ihtiyaçlarını ön plana çıkartıyorlar. Kategorizasyon yapıyorlar böyle üst başlıklar
tanımlıyorlar. O zaman bizim ikinci adımda, yani bu birinci adımda dedik ya, kaynaklarını bil, ortamını kendi içine doğru bakarak bil. Burada kendine geri bildirim verdiğin bir disiplinin olsun, kayıt tut, not defterlerin olsun, dönüp dönüp onlara bakabil vesaire. Bunları söyledik. Şimdi bir de ortam olarak bakalım. Yani neyin içerisindeyiz? Bildim de, bildiğim, kendimle ilgili bildiklerim nereye çözümlenecek? Hangi ekosistemin içinde kendine yer bulacak? Bununla ilgili ilerleyelim. Şimdi burada güzel bir melodimiz daha var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, bu What a Wonderful World parçası bana bununla ilgili çok ipucu verdi açıkçası. Hayatın ne kadar güzel olduğunu tanımlayabilmek için bazı tanımlama noktalarından yararlanmış. Demiş ki, işte doğaya bakıyorum, çiçeklere bakıyorum, ağaçlara bakıyorum, varoluşun bütününe bakıyorum ve buna sahip çıkıyorum. Aradıklarımı bulmayı burada umuyorum. Ve buldukça da ilerliyorum. Kendimi biliyorsam zaten bunun içerisinde bulduklarımla muhakkak bir şeyler ortaya koyabileceğim, inşa edebileceğim diye bakabiliyoruz. Ben de mantığı bu şekilde kurguluyorum burada. Aslında bir rasyonel ortaya koyuyoruz, bir mantık, bir akış ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki iyi olmak, well-being, o öznel iyilik için, evet içerideki güçlü yönleri aldık, tanımladık. Bunlar kapsam içidir, kapsam dışıdır. Paketimiz hazır. Şimdi meydana çıkalım. Bu meydanda, bu yaşamın içerisinde olanlara da bir alıcı gözüyle bakalım. Bu arada ben bunu biraz da şununla bağlıyorum. Tabii bütün yaşamın içerisindeki, nasıl diyelim, insanların kendini aradığı müesseseler, dinler de buna dahil. Her zaman içerisinde bir takdir unsuru içermiştir. Yani insanın takdir edebilmesini disipline eden yapılar içermiştir. O yüzden kurumsal hayatın içerisine de biz takdiri soktuğumuzda yapının bütünselleşmesini, kendi içinde anlam kazanmasını sağlıyoruz. O nedenle işte takdir kültürü entegre edelim şirketlere, birbirimize geri bildirim verelim, pozitif geri bildirim verelim, sandviç metodundan kaçalım, net olarak ayırıp söyleyelim, pozitifi pozitifte, olumsuzu biraz daha ayrı bir noktada konumlandıralım falan gibi telkinleri eğitimlerde de vermeye gayret ediyoruz. Bunun disiplinini oturtmaya çalışıyoruz. İşin özünde şu var. What a Wonderful World aslında bir şükür, bir şükretme anı. What a Wonderful World o şükretme anında yaşamı, yaratılışı, varoluşu, o anda orada olabilmeyi hakkını takdir etme durumu. Ve bu takdir etmeyi normalde bizim de hayatımızın içine bir disiplin olarak entegre etmemiz bize faydalı olacaktır. İyi olmak istiyorsak eğer, kendimizle ilgili tanışıklığımız ve sahip çıkmamız güçlü yönlerimize birinci adımsa, ikinci adımda da çevremizin iyi taraflarına, olumlu yaptıklarına, bana fırsat verebilecek unsurlarına sahip çıkmam geliyor.
bana fırsat olabilecek, kendi güçlü yönlerimle atılım yapmamı, proje ortaya koymamı sağlayacak kaynak ve çevreyi muhakkak takdir etmeliyim. Ki onlara sevgiyle ve istekle yaklaşıp işbirlikleri ortaya koyabileyim. Eğer sinir olursam, bunun tam tersi olan, onlarla iş yapamayıp kendi kapandığım küçük yapımın içinde, kendi mükemmelliğimde kavrulabilirim. Yani bu ikisi iki ayrı tercihtir. Eğer dışarıda insanlarla beraber bir şeyler yapmayı hak görüyorsanız kendinize ve onlara, o zaman onları takdir etmemiz gerekiyor. Takdir ettiğimiz insanlarla beraber bir şeyler yapabileceğiz muhakkak. Buradaki bu ikinci adımı bu şekilde tanımlayalım. Her zaman bir alışkanlık haline gelsin. İsterseniz bunu böyle minik bir ev ödevi gibi de düşünebilirsiniz. Bugünden sonra hayatımda ne yapayım gibilerinden, kendime nasıl bir ev ödevi alayım. Burada geldim, yarım saat yemek arasında bir ufak bir paylaşım sohbetine katıldım. Takdirlerimi de bir şekilde not etmemde fayda var. Çünkü o takdir kalitesi artan bir şey. Yani çok iyisin falan gibi yüzeysel takdir demeyeyim, yoksa insanlara derin takdirde bulunabiliyor muyum? Derin bir takdir gönderebiliyor muyum? Uygulamalarımızdandır. Yani eğitimlerde katılımcılara çok yaptırırız. Üç seviyede takdir edebiliyorsunuz insanları. Bir gördüğünüz haline takdir gönderebiliyorsunuz. Bakıyorsunuz, aa ne kadar güzelsin bugün. Ne kadar böyle bir ışığın var. Çok şey gözüktün bana falan. Yüzünün enerjisi bana iyi geldi falan diyorsunuz. Mesela saçın çok güzel olmuş, şudur budur. Elbisen ne kadar yakışmış. Bu bir takdirdir. İyi bir şey yapılmasında fayda var. İkincisi, biraz daha derinleşirsiniz. Yaptıklarına, davranışlarına yönelik takdir verirsiniz. Ya biraz önce bana kapıyı açtın ya, çok iyi oldu, elimde yükler vardı. Rahat geçebildim, sağ ol. Ay iyi ki benim için iskemle tutmuşsun burada, vallahi ayakta kalacaktık. Yaptıklarına takdir verdiğimiz nokta. Üçüncüsünde özüne takdir veriyoruz. Genelde de bu günümüzde yaygınlaşmaya başladı. Birbirimize böyle bir tezahüratımız oluyor. Ne diyoruz, böyle bir arada bir alışveriş oluyor, bir şey oluyor, bir tebrik ediyor sizi falan, bir şey yapıyor. Ay iyi ki varsın diyoruz. İyi ki varsın. Bu iyi ki varsın, şimdi tamam biraz fazla adedi, hani kağıt para gibi çok fazla piyasaya basıldı, dağıldı. Çok kullanılıyor ama anlamında aslında kıymetli bir kağıt. Yani belki daha ekonomik, daha yerinde, daha hak edildiği noktada kullanmakta fayda olabilir. Çünkü bir şeyi de yerinden fazla, bir lisanı gereğinden fazla kullandığımızda da anlamından kayıba uğratabiliyoruz onu. Ama öze takdir, iyi ki varsın gibi bir takdir, kritik bir katkıdır bulunduğumuz ortama. Ve şunu ilan ederiz orada, ben buranın bir parçası olmaya, hatırlayın o aidiyet unsurunu deminki vurguladığımız, ben buranın bir parçası olmaya hak görüyorum. Kendimde, çünkü bu insanlar buna değer, ben buna değerim. Bütün becerilerimle onlara bunu sunarak, servis vererek burada bir şeyler inşa edeceğiz, yapılandıracağız. İyi olacağız beraber burada. Yani bitse de gitsek modunda olmayacağız. İçinde bulunmaktan akış yaşayabileceğiz buranın diyeceğiz. Bu da ikinci adımımızdı ve son üçüncü adımımıza geldik. Üçüncü adımda da yine bildiğiniz bir melodi var. O son senelerde çok popüler oldu ama aslında eski bir parça. Bir de ona bakalım. Teşekkür ediyorum. Evet, burada da tabii şarkının sözlerini de bir yandan görebildiğinizi düşünüyorum. Hayatın içerisinde yaşam her gün yeniden başlıyor.
Ve benim önümdeki fırsatları ben aslında başka bir yerde aramama gerek yok. Eğer ben kendimi bildiysem, bulunduğum ortamın üyesi olmakla ilgili bir problemim yoksa, çevredeki insanlara kendi kendime ya bunlar şimdi söyleyeceğim de bu fikrim bu toplantıda aman bunlara mı söyleyeceğim? Boş ver bende kalsın o fikrim. Bir gün benim sıram inşallah gelir modunda değilsem, ikinci söylediğimin aslında özeti buydu. O zaman ben hayatın içinde var olmaya adım atıyorum. Olmaya adım atıyorum ve orada olurken, orada var olurken üretken bir şekilde yer alabiliyorum. Üretimimi etraftan esirgemiyorum. Üretimimi esirgemezsem de eğer sonuç alabiliyorum. Akışı yaşayabiliyorum. Akışı yaşayan insanların da well-being ile ilgili, iyi olmakla ilgili bir problemi normalde ortaya çıkmıyor. Bunları küçük bir metafor, küçük bir benzetmeyle aslında yaşamın içinde bir sürü tasavvufundan herhangi bir disipline, koçluk yaklaşımlarına kadar her yerde aynı söylenen şeyleri bu defa da benim dilimden, benim ifademle özetlemeye gayret ettim burada. Bütün yaptığım buydu. Terapistim var benim de. Yani hepinize de tavsiye ederim. Muhakkak olsun herkesin. Bir takım böyle sorunlarımızla ilgili falan onunla sohbet ederken dedi ki ya çok güzel de dedi bundan sonrakinden boşanmamak için kendi bakış açında neleri değiştireceksin dedi. Evliliklerde de böyle bir konu var yani hayatın içerisinde içinde iyi olup olmamakla ilgili çok büyük ikilem yaşadığımız yapılardır evlilik müesseseleri de. Ve siz bir tanesini bitirip oradan kaçabiliyor olabilirsiniz ama siz aynı malzemeyseniz eğer ve o demin dediğimiz disiplinler tekrar farklı bir şekilde işlenmediyse bir sonrakinde de benzer sonuçlar çıkma olasılığı yüksektir. Yani ikinci madde burada devreye giriyor. Bunlar buna uygun değil, bunlar takdir edilesi nitelikte değiller. Boş ver, ben kendimi bir gün başka bir yerlere, daha iyi bir şeylere saklayayım. Dediğimiz noktada kendimizi çok yanıltabiliyoruz. İyi olmayı hep bekliyoruz. Bekliyoruz, bir gün iyi olacağız diye bekleyebiliyoruz. Öznel iyi oluş aslında mutluluğun kardeşi. Yani kendimize ait bir modelimiz olacak. Bunu yaşama akıtacağız. Ben kendi modelimi, kendi oluşturduğum modeli sizle paylaştım. Siz bunun varyasyonlarını oluşturabilirsiniz, değişik şekillerde ifade edebilirsiniz. Bu iş biraz söz sanatı ve söz sanatına ihtiyacımız var. Neden var? Çünkü beyin sözle programlanıyor. Yani kendimize ettiğimiz sözlerle, ifadelerle kendimize bir takım şartlar koyabiliyoruz ve bunlara uygun da hareket ediyoruz sonradan. O yüzden derler işte 40 defa söyleme olur. 40 defa söyleyince niye olur? Çünkü onu içselleştirip, kanaat getirip ona uygun, o koda uygun hareket etmeye başlıyoruz yaşamımızda. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Davranışlarımız söylediklerimizden, kendimize hitap ettiklerimizden ibarettir. Bu noktada bir hayat amacı tanımlamak çok kritik. Yani ben gerçekten ne yapmak istiyorum? Çevreye mi faydalı olmak istiyorum? Etrafımda üretken mi olmak istiyorum, oturup dinlenmek mi istiyorum, yaşamın bütününe sirayet edecek amaçtan bahsediyorum ama burada. Dönemsel olarak değişebilir odağımız tabii ki. Yani hepimizin insan olarak iniş ve çıkışları olabiliyor. Temposunda değişiklikler olabiliyor, enerjisinde değişiklikler olabiliyor. Bunu çok fazla bütüne yansıtarak, düşünerek, her şeyin kaderini belirleyecek bir şeymiş gibi düşünerek kendi önümüzü kapatmayalım. Ama neticede genel amacı tanımlamak bizler için kritiktir. Kısacası yaşamda işte kaderini sev sözü var, meşhur filozofların söylediği. Ama kaderinin oluşmasında da katkın olsun. Ne yap? Kendini bil, anlamı bul, üretken ol. Sonuçta projeler ortaya koyduğumuz kadar varız, ürettiğimiz kadar varız. İnsan işleriyle de anılıyor. Yani işlerimizi ortaya koyduğumuz kadar varız. Potansiyelimiz kadar yokuz, ürettiğimiz kadar varız. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programda yine görüşelim.